Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yayınlıyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size bugün güzel havlu kenarı modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde ilk önce güllerini yapıyoruz. Güllerini yaptıktan sonra beyaz kısmını yaparak şu son iki dede pembeleri birleştiriyoruz. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılacağına eminim. Evet arkadaşlar, şimdi bu papatyamızdan bir tane daha yapıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim ve ilk zincirimin içine arkadaşlar girip bir sahte sık iğne dediğimiz şöyle dolamadan çekme işlemini yapıyoruz. Buraya bir tane arkadaşlar halka yaptım ve halkamın içine 10 zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Bir defa tığın başını doladım. Halkamın ortasından giriyorum arkadaşlar buradan. Bir ilmek çıkarıp buraya 1, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar 6 tane zincir yapıyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 2. yuvamız. Buraya tam 5 tane yuva yapacağım bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 6 zincir. Bu şekilde 5. yuvamı da arkadaşlar buradan sayıyorum. 4. zincirimin içine girip kapatıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, buraya 5 tane yuva yaptım bu şekilde. İlk yuvanın içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 2 tane trabzanım oldu. Yine bir defa dolayıp 3 seferde çekip bir trabzan yaptım. 3. Tekrar arkadaşlar. 4. Bir defa doluyorum. 5. 6. 7, 8 ve 9. Arkadaşlar 9 tane oldu. 10. trabzanımızı da arkadaşlar aşağı inerken yapacağım için buraya 9 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir dönüp bir defa doluyorum. Hemen dibindeki arkadaşlar trabzan tepeme 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3. 4 5 6 7 8 Bu da 9 arkadaşlar. Bu 9 sayıyı eksiltip çoğaltmayalım. 9 ile başlayıp 9 ile devam edelim bu şekilde. 3. sıra için 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Düz yüzündeyiz şimdi. Yine dibindeki trabzan tepeme 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Sırasıyla trabzan tepelerime yine 3 seferde aldığım trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm trabzanları toplam 2, 4, 6 olmuş. 7 8 Bu da 9. trabzanım. Şöyle tek kat almadan arkadaşlar. Evet. Papatyamızın yaprağının biri hazır bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın bir alttaki trabzanımın tepesine bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir
Bir alttaki trabzanımın tepesine inip yavaş yavaş aşağı yuvaya iniyorum arkadaşlar. Yine 3 zincir ana yuvama iniyorum. Dediğim gibi trabzan sayılarım aşağı birer, üçer zincirle indiğim için 10 oldu arkadaşlar. Yandaki yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. Yine arkadaşlar 3 zincir çekip bir defa doluyorum. Buraya 1, 2, 2 alarak bu şekilde 9 tane trabzan yapacağım. Aynı birinci yaprakta olduğu gibi 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu da 9 arkadaşlar. Toplam sayalım 2, 4, 6, 8, 9. 9 yapınca 3 zincir çekip ters tarafına dönüyorum. İkinci katını yapmak için bir defa doladım. Trabzan tepeme girdim. 3 seferde aldım. 2 trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Yine tüm trabzanların tepesine 9 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. 3 seferde aldım. 9 tane trabzan tamam arkadaşlar. 3. sıra için 3 zincir çekip döndüm. Dibindeki trabzandan batıp 2, 3, 4, 3 kat gidiyoruz arkadaşlar. Bu sonuncu sıram. 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Tamamdır arkadaşlar. Yine bir alta 10. trabzanım oldu. Yine bir alta. Burayı da 10'a tamamlıyoruz. 9 alan trabzanımız. 3 zincirle 10 oldu. Ve yuvada da arkadaşlar bu şekilde aşağı indik 3'er zincirle. 3. yuva için buraya bir sık iğne ile girdim. Geriye kalan bu 3 yuvayı da aynı şekilde yapıp bu şekilde papatya yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, papatyam hazır. İkisini beraber yapmıştık. Diğer 3 yaprakları da ben kendim tamamladım. Aynı şekilde arkadaşlar, beyazı da pembede ne yaptıysam aynı şekilde bu şekilde yapıyorum 3 tane. 4. yuvamın içine 2 sıra trabzan yaptıktan sonra 3. sıra için 3 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bu yapmış olduğum papatyayı alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İkisi sırt sırta bakacak şekilde olacak. İlk trabzanımın tepesine ben bu yapmış olduğum 3 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen dibindeki trabzanıma, beyazın dibindeki trabzanıma 1, 2, 2 alarak buraya ikinci trabzanımı yaptım. 3 zincir birinci trabzanım. Şimdi yaptığım trabzanda ikinci trabzanım. Hemen pembeye sık iğne ile yandaki sık iğneye tutturdum. Tekrar bir defa dolayıp beyaza 1, 2, 2. 3. trabzanım. 3. trabzanımı hemen tutturuyorum arkadaşlar pembeye sık iğne ile. Bir defa doluyorum. Beyazın trabzanın tepesine girip 3 defa da alıp bir trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar 4. kez buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar geri kalan kısmını sade beyazını yapıp gidiyoruz. 4 tane trabzanla 4 sık iğne yaptık. Pembeyi beyaza tutturduk. Şimdi aynı şekilde 3 defa da alarak bu trabzanlarımın tepesini dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Sonuncu trabzanımın tepesine de 3 seferde aldım.
3 zincir. Kapatıyorum buraya arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Birer sıra nasıl çıktıysam geri üçer zincirle geri alt kata iniyorum arkadaşlar. 3 zincir ana yuvaya girdim. Bu şekilde. Evet, yaprağın biri de tamam arkadaşlar. Tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Yuvaya 5. yuvamıza sık iğne ile girdim. 3 zincir bir defa doluyorum. 1 2 2. Buraya 9 tane bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Bir defa doluyorum. 4 5 6 7 7 8 şöyle bir tane daha yapalım. 9. Evet arkadaşlar, 9 tane trabzanı yuvaya yaptık. Şimdi 3 zincirle ikinci katı yapıyoruz bu şekilde. Bir defa doladım. Yine dibinden 1 2 2. Hemen yanındaki trabzanın tepesine 3 seferde 3 4 4 5 6 7 8 9. Tekrar batam çıktı arkadaşlar. Evet, ikinci sıram da bu şekilde hazır. Şimdi 3 zincirli arkadaşlar 3. sırayı yapmaya başlıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar 9 tane trabzanımız var ya. Şimdi 4 tanesini burada bırakıp geriye kalan bu 5 kısmını yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 tanesini yaptık arkadaşlar. Geriye 4 tane burada yuvamız kaldı. Şimdi 6. için trabzan tepesine gir. Bir trabzan yaptım. Yani 6. trabzanımda. Şimdi arkadaşlar bu şekilde aynı, bakın. Bunu bu şekilde ölçüyorum. Buradan 4 sayacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4.'ye buraya bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Beyazdan bir trabzan yaptım. Hemen yaptığım bu trabzanı pembeye sık iğne ile tutturdum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Sonra arkadaşlar bunu pembeden bu şekilde tutturdum. Tekrar sonuncu trabzanımı da arkadaşlar bu şekilde 1, 2. Şimdi arkadaşlar bunu en son bu yaptığım pembenin trabzanına bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi yine aynı arkadaşlar bu yuvanın dibine, trabzana battığım yere kapattım. Ve 3'er zincirle aşağı doğru iniyorum. 3 zincir, bir alta indim trabzan dibine yani. 1, 2, 3 zincir, bir alta iniyorum trabzan dibine. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ters tarafından yine buradan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi ipime geçirip bu şekilde ipimi koparıyorum. Yakıyorum ipimi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra yapraklarda gördüğünüz gibi. Şimdi şu ilk önce şu iç kısımdaki yaprağını yaparak başlayalım. Üçgen bir şekilde gördüğünüz gibi ortada beyazımız var. Şöyle ters tarafından arkadaşlar bakın ortadaki pembeye bakan ortadaki beyazlardan ilk trabzan tepemden bu şekilde giriyorum. Sık iğne ile kapattım.
9 tane zincir çekiyorum buraya. 9 zincirimi çektim. Beyazın ilk trabzanından arkadaşlar. Tam karşısındaki beyazın ilk trabzanından bu şekilde buraya tutturdum. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum buraya. Yuvamın içi hazır arkadaşlar. Yuvamız hazır. 2 alarak buraya tam 9 zincirimin üzerine bu şekilde 13 tane trabzan yapacağım. 2. Bir defa doluyorum. 2 alıyorum. 4. Bir defa doluyorum. 2 alıyorum. 5. 6. Bir defa doluyorum. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13 tane arkadaşlar buraya bu şekilde trabzanı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane baştakini atlayıp arkadaşlar ikincinin içine bu şekilde ikinci trabzanımın tepesine kapatıyorum sık iğnemi. Başa kadar arkadaşlar şimdi sık iğne yapıyoruz. Tüm trabzanlarımın tepesini arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum. Köşeye kadar gelip doldurdum arkadaşlar. Tüm trabzanlarımın tepesini sık iğne ile. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bir tane atlıyorum ikinciye. Bu şekilde. Yine sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum. Tüm sık iğnelerimi doldurdum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir tane atlayıp ikinci sık iğneme sık iğne ile kapattım. Başa kadar aynı şekilde yapıyoruz. Tüm sık iğnelerin tepesini sık iğne ile doldurduk. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yavaş yavaş da azalıyor işlemimiz. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Yanındaki değil, ikinciye. En az 3 tane kalana kadar arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Bir zincir çektim, döndüm, bir tane atlayıp ikinciye kapattım. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bir tane atlayıp ikinciye. 5 oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim, döndüm. Kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi arkadaşlar 1 2 ve 3. 3 tane kalınca bırakıyorum arkadaşlar. Adedim 3. Bir zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, yapraklar gördüğünüz gibi 2 tane tepede, 2 tane de yanlarda var. Bu şekilde. Şimdi yine ters tarafından arkadaşlar şu yanlardakileri yapalım. Şöyle bir tanesini beyazdan tutturuyorum. Beyazlığımızın ilk tepesinden tutturuyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir. 9 zincirimi çektim. Buradaki ilk pembenin trabzanından bu şekilde arkadaşlar tutturdum. 1 2 zincir çekip döndüm.
Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 2 2 alarak 13 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 13 trabzanımdan sonra azaltarak bu sık iğneleri yapacağım. Aynı şekilde yapılacak arkadaşlar. Ben şimdi size yaprakların nerelere yapılacağını tarif etmek için bu şekilde yaptım. Aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunun tam karşısındaki yere yapacağız. Bakın buraya yaptık. Şimdi bu şekilde buraya yapacağız. Yine tersinden, bakın arkadaş, tam karşısındaki ilk trabzanından pembenin ipimi sık iğne yapıp tutturuyorum buraya. 9 zincir, 9 zincirimi tutturdum. Buradaki ilk trabzan tepeme kapattım. 2 zincirle dönüyorum. Buraya 13 tane trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 2, 2. Bir defa doluyorum. 2, 2. Aynı şekilde arkadaşlar burada göstermiştim nasıl olduğunu. 13 trabzandan sonra birer trabzan atlayıp sık iğne ile azaltıyoruz. Bunu da yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üst tarafın yaprakları da hazır. Şimdi şu yandaki yaprakları geldi sırası. Bakın birer tane arkadaşlar boş yaprak bırakıp şu iki yaprağı birbirine tutturacağız. Zaten bu yaprak beyazla tutuk. Ortada bir tane boş yaprak bırakıp bu yandaki bu şekilde 4 ve 5. yaprak bu şekilde arkadaşlar bunları yapacağız. Şimdi yine ters çeviriyoruz. Yaprağımızın ilk trabzanından bu şekilde sık iğne ile tutturdum arkadaşlar. Tığımın başı dönüp durdu. 9 zincir. 9 zincirimi arkadaşlar buradaki ilk trabzan tepemden tutturuyorum. Yine 2 zincir çekip bu yaptığım 9 zincirli yuvanın içine bir defa dolayıp 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar yine 13 tane bu şekilde trabzan yapıp sık iğne ile yavaş yavaş azaltarak yaprağımızı oluşturacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şu yaprağı yapmış olduk buraya. Aynısını arkadaşlar bakın bir tane bıraktık. Burada yaptık buraya. Burada da bir tane bırakıp aynı şekilde buraya yapacağız. Ve bir zincir çekiyorum. Her zamanki gibi yuvamız arkadaşlar ters tarafından bu ilk trabzanımızın tepesine bir tane sık iğne yaparak tutturuyorum. 9 tane zincir. 9 zincirimi alıp buradaki ilk trabzanımın tepesine kapatıyorum. 2 zincir çekip bir defa dolayım arkadaşlar. 2 2 alıyorum. Buraya da yine 13 tane arkadaşlar bu şekilde trabzan yapıyorum. Burayı da beraber yapalım arkadaşlar. 3 oldu. 4 oldu. 5. Video uzamasın diye bu şekilde yaptım ama sonuncu ve ilkinciyi beraber yapalım. 6 7 8 9. Bakın arkadaşlar bu şekilde tekli trabzanlar yapıyoruz. 10 11 12 bir defa doluyorum. 13. Evet. 13 tane bu şekilde trabzanımız hazır. Bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. İlk buradaki sık iğneye değil de arkadaşlar ikinci sık iğneye batıyorum ki şimdi 13 olan sayım 12'ye düşsün. Yandaki trabzan tepesine battım. Sırasıyla bütün trabzan tepelerine sık iğne olarak işliyoruz arkadaşlar. Saymayı unutmayalım. Adedimiz 12 olacak. Sonuncu sık iğnemizi de arkadaşlar yapalım buraya. Bir defa zincir çektim. Döndüm. Şimdi arkadaşlar dibine değil bir yanındakine gördüğünüz gibi 2 3
4, 5, 7, 8, 9 ve sonuncu sık iğnemi yapıp bir zincir çekip döndüm. Dibine değil, bir sonrakine. Kapattım. Sırasıyla sadece arkadaşlar dönerken yapacağınız işlem hep sık iğnelerin üzerine sık iğne ile gitmek. Bir zincirle döndüğümüz yeri arkadaşlar bir tane atlayıp ikinci sık iğneyi yapmak. Buradaki işlem sadece bu. Şimdi dibindekine değil bir sonrakine kapatıyoruz. Hepsi bütün yapraklar aynı işlemi uyguluyoruz. Hiç farklı bir işlem yok. Aynı şekilde yine bütün sık iğnelerin tepesine gidiyoruz. Bu arkadaşlar bir zincir çekip dönüyoruz. Dibine değil bir sonrakine batıyoruz ya. Bu sık azaltma işlemi arkadaşlar. Sonda 3 tane kalana kadar 3 tane kalınca ipimizi koparıyoruz. Yaprak işlemimizin hepsi bu kadar arkadaşlar. 13 trabzanla başlıyorum. Tepesine bir eksilterek sık iğneler yapıyorum. 3 kalınca da koparıyorum. Evet, bir zincirle dönüyoruz. Ya dibine değil bir sonrakine kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim, döndüm. Yine dibine değil bir sonrakine sık iğnemi girdim. 2 3 4 ve 5. 5'e kadar düştüm. Bir zincir çektim, döndüm. Dibine değil bir sonrakine 1 2 3 ve 4. Şöyle arkadaşlar yaptığımız bura bir zincir olan yerimiz. Bu şekilde bir zincir çektim, döndüm. Dibine değil bir sonraki yere 1 2 ve 3. sık iğne. Evet arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. 3 kalan sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz hazır gördüğünüz gibi. Bu da benim demin size gösterdiğim model arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi sıfırdan başlamak için ikinci sıramızı söktüm arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile buradan başlıyoruz. Şimdi arasına geçiş için bir 10 zincir çekelim arkadaşlar. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Yine sıfırdan başlar gibi aynı buradan arkadaşlar. 3 sık iğnemin dibinden buraya kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Beyaz kısmı yukarı bakacak. Yeşil yaprak kısmı aşağı bakacak arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Bu şekilde. Şimdi eklemeye geçelim. 4 zincir. Hemen bir atlayıp ikinci yuvanın içine arkadaşlar 4 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. 4 zincir, bir atlıyorum, ikinci yuvama kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir, bir atlıyorum. Yuvamın içine kapattım. Şimdi arkadaşlar 10 zincir çekiyorum. Bakın trabzanımın, yeşil trabzanımın tepesinden buradaki 10 zincirime geçiş yapacağım. 10 zincirimle pembenin ilk trabzanına geçiş yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Buradaki ilk trabzan tepesine kapattım 10 zincir. 10 zincir. Evet arkadaşlar, ilk trabzan tepemize kapatıyoruz. 2 tane 10 zincirli yuva yaptık buraya. Şimdi 20 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi de arkadaşlar bakın bu köşeler boş. Getirip ilk buraya kapatıyorum dibine. 3 sık iğnenin dibine arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 4 zincir. Bunun dibine bu
Bu şekilde kapatıyorum. Yine 20 zincir. Aynısı 20 zincir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi arkadaşlar, bakın burada 2 tane boş, burada da 2 tane boş. Getirip tabu köşeye kapatıyorum inşallah arkadaşlar. Buraya. Kapattım. 10 zincir. 20 zincirden sonra 2 tane 10 zincirli yuva yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi getirip ilk trabzanıma kapattım. 10 zincir. Yine arkadaşlar deminki gibi buradaki trabzanımın ilk yuvasına kapattım. 2, 3, 4 zincir. Bir tane atlayıp kapattım. 4 zincir kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir buraya kapattım. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 tanesini kapattık. Herhalde sanırsam 4 taneden olur arkadaşlar bir havlu kenarı. Siz 2 tane de havlunun yanına yapıp bir havlu kenarı aynı bu şekilde 10 zincirle geçiş yapıp 3. güle geçeceksiniz arkadaşlar. 3. motife devam edeceksiniz. Şimdi biz örnek amaçlı, bilgi amaçlı olduğu için 6 zincirle geri dönüp buradaki 4 zincirli ilk yuvanın için arkadaşlar 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. 2 zincir yuvaya girdim. 2 olarak aldım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sırasıyla arkadaşlar buralara bu şekilde kutucuklar yapıyorum. 2 zincir hemen buradaki tepeye de arkadaşlar bir tane yapıyorum. 2 olarak alıyorum. 3 seferde de alabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size bağlı. 2 zincir zincirimin arasına girip 2 olarak aldım. 2 zincir zincirimin arasına girip 2 aldım. 2 zincir. Buraya 3 tane arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra 2 zincir çekip 4. kutucuğumu buradaki sık iğnemin tepesinde yapıyorum. Evet. 10 zincirli yuvamın içine 3 tane kutucuk yapıyorum. 2 zincir yuvaya girdim. 2 aldım. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa doladım. 2 alıp bu şekilde buraya kutucuklar yapıyorum. 2 2 zincir bir defa doluyorum. 2 bir defa doluyorum. Buraya da arkadaşlar toplam 6 tane yapıyoruz. 20 zincirli yuvaya da 2 4 oldu. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 aldım. 3 5 oldu. 2 zincir bir defa doladım. 2 aldım. 2 3 6 2 zincir çekip 6 tane oldu arkadaşlar. Bir defa doladım. Buradaki sık iğnemin içine 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. 2 zincir. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde doldurduk. Bakın. Aynısını buraya da devam edeceğiz. Bir defa tığın başına doluyorum. 2 aldım. 2 zincir. Tığın başına doladım. 2 aldım. 1-2 zincir. Toplam 3 kutucuk oldu.
2 aldım. 4, 5, 2 aldım. Bir defa doladım. 6. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.yi de burada arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sık iğnenin tepesine yapıyorum. Tekrar 2 zincir, bir defa doladım, kutucuğa girdim. 1. kutucuğu. 2. 2 zincirle kutucuklar yapıyorum. 3, 2 zincir. 4. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2 zincir. 10 zincirli yuvaya, ikinci 10 zincirli yuvaya da aynı şekilde 3 kutucuk, 2 oldu, 3 oldu, 2 zincir, buradaki sık iğnemizin tepesine yaptık. Şimdi tekrar arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Bu yaptığım yuvaların içine de birer kutucuk yaparak dönüyorum. Bu şekilde. 2 zincir. Zincirimizin tepesine de yapıyorum arkadaşlar. Evet. 10 zincirli yuvalara hep ikişer kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tutalım. Bir defa doluyorum. 2, 2. 2 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp 2, 2 alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yine 3 kutucuğum tam olunca sık iğnemin tepesine 2 2 giriyorum. Evet, şimdi aynı şekilde arkadaşlar bakın, şöyle bir pıtıladığınızda burada bir marullanma, bir gerdirme olmadığı için aynı bu şekilde zincirlerimizin yapımına devam ediyoruz. Bu gülümüzü de aynı bu şekilde kutucuklarla yapıyoruz. Sonra ikinci sırada buluşalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Şimdi yine 6 zincir. Bir defa doladım tığımın başına. Kutucuğuma girip 2, 2 aldım boşluğa. 2 zincir. Kutucuğuma giriyorum. 2, 2 alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kutucuklar yaparak ister 3 sıra yapın ister 4 sıra yapın arkadaşlar. Ne kadar beyazınızın uzunlukta kutucukların çok olmasını istiyorsanız, isterseniz tabii ki de 5 bile yapabilirsiniz. Şimdi ben örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar bu şekilde size yapıp göstereceğim. Siz istediğiniz yükseklikte kutucuklar yapabilirsiniz. Böyle arkadaşlar, trabzan üstüne değil, rahat bir şekilde elinizi delmeden yapabilmeniz için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. 2 zincir, bir defa doluyup 2 2 alıyoruz. 2 zincir, 2 defa dolayıp bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Başa kadar ben yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi ben örnek amaçlı böyle 2 sıra sizler için göstermelik yapayım. Gerisini 4 5 katlarını çıkarmak size ait olsun. Evet arkadaşlar, 2 sıra kutucuk yaptık. 3 4 istediğiniz kadar 5'e bile çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Havlu kenarına dikmek için. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz zor bir model değil ama arkadaşlar zahmetli bir model. Bu şekilde sürekli kopar yap. Bir de şu takma işlemlerini buralardan hesaplayarak takacağınız o kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.